Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Müzik Merhaba, Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. İşte ya da hoş geldiniz. Her cuma teknoloji ve internetin hayatımıza etkilerini konuşmuş programımızda bu hafta çok keyifli birini konuk ediyoruz ki bu keyif sizyomuzu çok önceden doldurdu. Ünlü oyuncu, komedyen ve şovmen Hayrettin bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Eyvallah. <laughs> Keyfinizin program boyunca sürmesine devam ediyoruz. Aynen. Ediliriz. Öncelikle dün vefat eden Erol Büyük Burç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sağlığı. Allah rahmet eylesin. Aynen. Ee, bu hafta hem Yaşar Kemal gibi. Evet, bir evet, 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 evet. Bu hafta Yaşar Erol, Erol e, Büyük Burç. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet kesinlikle. olsun. Kesinlikle, de mekanları cennet olsun diyoruz. Amin. Ee, Siz de bugün sosyal medyanın mizah ve şov dünyasına katkısını, bunun nasıl bir kırılım yarattığını konuşacağız uzun uzun. Ama önce programımızın sponsoru Türksat, ee, onun ülkemize kazandırdığı E-Devlet Kapısı, Türkiye Gov.tr'ye yapımcısı biliyorsunuz. Hı hı. Oradan e, kademli uzman Tuan Avcı'ya bağlanıyoruz artık o içimizden biri gibi. Her hafta bir özelliğini, bir hizmetini bize anlatıyor okay. e, kısa bir şekilde. E, Tuan Bey hazırsa, Hattaysa ise Tuan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hayrettin Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Onun da onun da size selamı var. E, bu hafta hangi servis hizmeti anlatacaksınız? Ya aslına bakarsanız bu hafta hizmet anlatmak yerine bir bilgilendirme vermek istiyorum. Ee, unutulmasın veya karıştırılmasın diye düşünüyorum. Hazırda ee, hazır da sosyal medya konuşulurken biz hangi alanda sosyal medyada hangi alanda varızı e, belirtmek istiyorum ve adreslerimizi vermek istiyorum. Bu bazen karıştırılabiliyor. Tamam. O yüzden bu hafta böyle geçirelim dedim. Hem de gündeme uygun olmuş olur. Süper diye olur. Ee, Twitter'da e-kapı bir hashtag'imiz var ee, ve E-Devlet Kapı olarak da Facebook'ta varız. Şu an Twitter ve Facebook'ta varız sadece. Tamam. tamam. E-Kapı ee, e bizim için önemli bir yer. Önemli bir alan. Orada sürekli takip edildiğini söylemek istiyorum bizim tarafımızdan. Oradaki her uyarıya dikkatli bir şekilde bakıp cevap vermeye çalışıyoruz. Bir ekip var bunu kontrol eden ve Aynen oraya dedi. sorulara devam, hemen cevap veriyorlar çok doğru yani vatandaşların şikayetleri anlamında beklentileri anlamında bize ne bize bütün taleplerini bildirmeleri yeterli sonrasında kesinlikle cevap veriyoruz biliyorum e devletin de ruhuna uygun olmuş Twitter'da ve Facebook'ta olmanız tekrar edeyim o zaman Twitter.com/slash-e kapı Facebook.com/slash-e kapı bu domainleri almanız da isim 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 haklarını da almanız önemli olmuş e ha, Evet. Facebook'ta e-devlet kapı olarak var. e-devlet kapı olarak tamam düzeltelim evet, onu dinleyicilerimiz bu hesapları takip edip hem güncellemeleri yeni gelişmeleri buradan görebilirler. Çok teşekkürler Tuğan Bey. Ben de teşekkür ediyorum. Güzel görüşmeler konuşmalar size kolay gelsin. Sağ gel. olun kolay gelsin. İyi günler Ankara'ya. Abi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ee, yani hayrettin <laughs> deyince tabii çok konuşacak şey var. Yani Çok anlatacak şey var. Aynen bayağı var. Ee, kişisel hikayeniz var. Ee, sizin YouTube'u fark etmeniz var. Hı -hı. Bu çok önemli. Bir boşluğu dolduruyorsunuz. Kesinlikle. Hani şimdi artık bu Cep telefonlarıyla beraber, akıllı telefonlarla beraber ekranlar büyüdü ve artık bilgisayarımız, hesap makinemiz, e-mailimiz, e, ilişkilerimiz her şey bu ekranın üstünde. Ve mizahı da belki buradan takip ediyoruz sosyal medya üzerinden. Siz tam bunu fark etmiş gibi siz Nasıl oldu? Ya biz bunu fark ettik tabii. Hani e, insanların tanıdığı Hayrettin'in çıkış yeri de aslında orası. İşte üniversite zamanında arkadaşlarla beraber yaptığımız bir videoyu internete koyduk, YouTube'a koyduk. Ee, ve ondan sonra işi bir 2 3 gün sonra annem gazeteye aldı dedi ki oğlum sen misin gazetedeki yoksa kim bu diye. <laughs> ondan sonra baktık ki hakikaten sosyal medya e, diğer e, alanlara yer ya yani baktığın zaman gazete daha eski aslında. Evet. Ama sosyal medya sayesinde gazeteye, televizyona, e, sinemaya ve reklam projelerine dahil olabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Biz Bizim bunu ilk fark ettiğimiz yer üniversitede daha da geriye gidecek olursak üniversitede arkadaşlarla çektiğimiz videoları YouTube'a koyuyorduk. Ve hakikaten böyle altını bir tane falan yorum geldi ama sokağa çıkıp halay çektiğimizi hatırlıyorum ben sevindiğimizi <laughs> hatırlıyorum. Çünkü niye? Şundan dolayı hani o bizim sahnemizdi baktığımız zaman o da bizim sahnemizde. Ee, bizim insanları görü, göreceğim, e, biz insanları göreceğim bir tek yer vardı. O da YouTube'da o zamanlar. İletişime geçeceğiniz değil mi? Ve Onlar e, Daha yeni yeni Türkiye'de şey e, başlamıştı. Yıl kaç, kaç hangi? yıl? kaçtı onu söyleyeyim. 2006, ee, 2005 falan. 2005, 2005, 2006. 2005 yılında böyle. Eyvallah. Biz videolar çekmeye başlıyorduk. O 2009 yılında da üniversite son sınıfta e, o ilk viralite olan videoyu koyduk ve yayıldı. Aslında ilk o zamanlar fark ettik. Bir de şey şimdi sizin hani üniversiteli bir genç olarak televizyona gazetede yer bulmanız kolay bir şey değil yani. Hiç değil hatta şöyle bir hikaye anlatayım ben size. Video yayılmış etmiş bizim yani haberimiz var ama hani o kadar olduğundan haberimiz yok. Bir de hep hepsi bunların çok kısa zaman içinde oluyor. Ee, ben okula gidiyorum yine geç kalmışım tabii sabah derse. <laughs> Beni birisi çekiştiriyor Bir odaya aldılar beni. Odaya bir aç, girdim. Böyle bütün gazeteciler falan dedim. Röportaj yapmak istiyoruz falan. Dedi. Ben hala diyorum ki ben derse geç kaldım yalnız. Bir gideyim ondan. sonra. <gülüyor> onu <gülüyor> ya, anlayamadınız çok... yani. Hiç anlayamadık onu ya. O çok enteresandı ya. Ama o zaman dedik ki hakikaten bu çok önemli bir güç olacak. Çok yani önemli bir güç. için de hani, e, sizin yaptığınız alan anlamında YouTube'u en iyi kullanan kişisiniz belki de. Ben ha, teşekkür bir... ederiz. Yani tabii ki bunu çok iyi kullanan arkadaşlarımız var. Ee, ...daha da olmaya başlıyor... ...daha da yayılmaya başlıyor... ...onlarla da sürekli dirsek teması halindeyiz. Bir de şeyi almışsınız... ...domaini youtube.com... ...sılaş hayretin yani ismi almışsınız... ...o çok kıymetli bir şey... ...Twitter'da almışsınız... ...ben onlara baktım... ...o çok bakıyorum. kıymetli bir şey... ...daha da kıymetlisi şu... ...biz onları e, alırken... E, ...bizim bir tane kanalımız vardı... ...tabii bütün videoları oraya yüklüyorduk... E, ...ve bütün videoların izlenme sayısı çok çok fazlaydı... ...başka ]ydi. bir isim miydi o... E, Hayrettin Karavuzlu tamam. ama dedi ki biz bunları Hayrettin adı altında toplayalım ve bunun uğruna o bütün izlenme sayılarını feda ettik e, ve Hayrettin kanalını aldık. Tabii evet. yani bayağı 5 milyon 6 milyon izlenmeler falan vardı ama bunun onların hepsini feda ettik dedik ki hani biz Hayrettin olarak çıktık <laughs> insanları karşısına ve onunla devam edelim diye e, bütün o videoları kaldırdık. Diğer kanallardaki bizim adımıza yayınlanan videoları da kaldırdık. Ee, ve Hayrettin Marka kanalı. oldunuz. Şimdi bu YouTube'a evet. girmişken bu konuya, hı hı. bu konuda siz içerik üretiyorsunuz. yani evet. En kıymetli şey. İçerik YouTube için üretici. de önemli. Çünkü siz Tabii. YouTube mecasının tıklanmasını sağlıyorsunuz. Aynen öyle. YouTube size bu konuda e, ne veriyor? Paylaşıyor mu? Bütçesinden yani, ne veriyor? Geçen gün bu konuyu e, YouTube bir e, ne derler? E, bir gece düzenledi. Tamam. E, bir Türkiye... etkinlik, etkinlik düzenledi YouTube Türkiye. E, o etkinlikte de bir 15 dakika konuşmacı olarak yer aldım. Ee, ...ekip arkadaşlarımıza gittiğimiz bir etkinlikte... ...orada da söyledim aslında... ...hep bana sorulan soru şu... ...YouTube'dan para kazanıyor musun? E, merak yani ediyorum, evet. annemin de sorduğu soru bu. <laughs> hani YouTube'dan oğlum para kazanıyor musun? Hatta yani SSK falan var mı? Yani sigortan yani... ...oralara kadar gitti mevzu. Ondan sonra benim başta anneme ve... E, ...arkadaşlara... ...ya da bu iş yapmak isteyenlere söyle, söyleyeceğimiz şu... <laughs> ...YouTube'dan tabii ki para kazanıyorsunuz ama hani... Ee, çok fazla beklentiniz olmasın YouTube'dan para anlamında. Anlatabiliyor muyum? Ee, çok cüzi fiyatlar, çok cüzi bütçelerde paralar kazanıyorsunuz. Ama asıl parayı şöyle kazanıyorsunuz. Siz YouTube'a demin çok güzel bir şey söylediniz. YouTube'a iç içerik üretiyorsunuz. Ee, Videoyu koyuyorsunuz. O video bütün markaların radarına giriyor. videolar ki aa evet bak çok güzel bir video. E, Hayretten bir şey yapalım o zaman. Hani o, açık o, o. konuşuyorum şu anda tam net yani. Tamam tamam. Okey diyorlar ve oradan... Dolaylı yoldan para kazanıyorsunuz aslında. Yani şunu diyorsunuz markalar aslında YouTube'u takip ediyor. Kesinlikle takip ve ediyor. Ve buradaki sayılara göre o, o içeriği üreten, Tabii. etkileşim Tabii. yaratan kişilerle irtibata geçiyor. Kesinlikle. Yani aslında baktığımız zaman biz e, istediğimiz videoyu koyuyoruz. isteyerek yani tasarladığımız, eğlenerek, zevk alarak koyuyoruz onu. E, ve oradan markalar fark ediyor ve e, bize oradan teklif geliyor, bütçe geliyor... Süper para. Oradan para kazanıyorsunuz. Anneniz ee, de mutlu oluyor o zaman. Evet, parayı biz oradan kazanıyoruz. Öyle <laughs> şey yani. Parayı evet, oradan vuruyoruz. Evet. <laughs> Şimdi bu tabii hani internetin ve sosyal medyanın bu ekranlarla beraber... Hı -hı. E, ...acayip rakamlar var. Türkiye hep ilk onda, kullanımda vesaire. Hı -hı. Bu biraz hani e, konumuzun başlığına da dönecek olursak... ...mizah kültürünü, şovmenlik kültürünü, şov dünyasını nasıl tetikledi sosyal medya? O etkinlikte bir e, şey gösterdiler. E, i̇statistik. %76 müzik... Türkiye'de 176, 175 komedi. Yani bu çok güzel bir şey. Oo, baktığımız evet zaman. Aynen. E çünkü insanlar mesela gülmek için. Ya hakikaten şimdi bizim videolarımızdan örnek vereyim. İki dakikalık bir şaka yapıyoruz, bir video yapıyoruz. E adam gülmek için giriyor oraya ve hani e, ne bileyim cep telefonundan seyrediyor. Yani şöyle anlatayım, üniversitelere gidiyoruz mesela. Orada bir sürü kalabalık karşılıyor. Yani bayağı salonu yer, yerde falan oturuyorlar. E bu biz görünce çok hoşumuza gidiyor baktığımız zaman. Demek ki diyoruz güzel işler yapıyoruz. Onlara diyorum ki ya arkadaşlar bir şey soracağım açık konuşmak gerekirse. Hani böyle hikayeleri anlatıyorum ki ben de. Dizi yapmıyoruz. Evet. şey ne bileyim program yapmıyoruz. Sinema filmi yok. E niye bu kadar kalabalık geldiniz bir adamlar diyorum. Onlar da diyor ki abi sen e, telefonu gösteriyorlar diyor sen buradasın. E, cebimizde'sin diyor. Yani. Telefon yanımızdasın diyor yani. Her gün beraberiz senle diyor. E, cevap bu değil mi abi? Cevap aslında bu sorunun cevabı bu. Evet, baktığımız yani zaman. Benim bir uzvumun, uzvumun içindesin sen Kesinlikle. Yani. Çünkü yani şöyle bir şey var. YouTube'da mesela e, bence mizah yaparak şöyle şanslıyız. Şey i̇şte demin dedim ya insanlar iki dakikalık videoyu hemen izleyebiliyorlar. Yani atıştırmalık bir video veriyoruz onlara. Siz abi ruhunu da çözmüşsünüz bu işi yani 40 dakikalık Değil, 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 değil. değil. Yani atıyorum yani o video mesela 3 dakika 05 oldu. Hemen diyoruz ki onu 2 dakika 40 59'a indirelim hani. O şeyi de <laughs> veriyoruz orada. Hani iki dakika gözükmesi lazım onun. Çünkü insanın beynindeki o algı hani ya yani izleyeyim geçim istiyor. Evet evet yani hemen onu alayım. Aynen. Yani keyif deneyim o an. Aynen uzun Uzun öyle. izlemek istemiyor. Sadece izlemiyor. Altına yorum yapıyor altına tabi tabi altına yorum yapıyor. Başka birisi yorum yapıyor. Onunla bir muhabbete giriyor. Oradan beraber geyik yapıyorlar birbirleriyle. E biz ne bileyim mesela her cumartesi şey yapıyoruz. Bir video veriyoruz ve o videodan caps yarışması yapın diyoruz. O videodan e, hayret hayretine ilgili caps'ler yapın diyoruz. E oradan malzeme geliyor. Yani baktığımız zaman YouTube e, bizim için o kadar kıymetli bir yerde ki ...merkeze ve onun çevresine... ...gelişen olayların içindeyiz biz. O çok güzel bir şey. Siz aslında bir internet kahramanı... ...olmaya doğru... İnternet kahramanı, kahramanı kahraman. da diyebiliriz buna. Sosyal medya da kahramanı diyebiliriz. Ee, YouTube içeriği üreten de... ...diyebiliriz baktığımız zaman. Çünkü şey... ...siz hani... ...biraz önce de söylediniz... ...televizyonda... E, yoksunuz hani. Evet evet Ekranlarda evet. Ekranlarda evet, görmüyoruz. Sizi. Evet, evet. Evet, evet. Ama hep hayatımızdasınız o anlamda. Hayrettin deyince sokaktaki herkes biliyor. O İşini zaman sokağa çıktığımız zaman da çok güzel tepkiler alıyoruz. Yani işte şu video çok güzel falan. Bunları duyunca diyoruz ki de mi ya güzel şeyler yapıyoruz. Doğru şeyler yapıyoruz Hı -hı. diyoruz. İşte ne bileyim nasıl televizyona içerik üretiliyorsa YouTube'a da içerik üretiliyor. Hı -hı. Ee, bence YouTube ve internet kıymetli bir yerde dünyada çok kıymetli bir yerde. Türkiye'de de kıymetli bir yerde ve daha da kıymetli olacak büyük ihtimalle. O zaman bu şey YouTube şeyiniz devam edecek. Bunu keşfetmişsiniz burayı. YouTube tabii ki mesela bir televizyon proje programı var mı yapsak da YouTube üzerinde bir YouTube proje üzerinde var, var. YouTube üzerinde şöyle şeyler Burada var. Şimdi olalım. aynen. <laughs> YouTube üzerinde şey yapıyoruz mesela şimdi. Demin de bahsettim size yayından önce. Haftada 3 e, video yayınlıyoruz. Çarşamba Cuma ve Pazar günleri saat 8 olmak üzere. Ya bunların günü de var. Tabii günde var, var bunların. Yani demin dedim ya hani nasıl eskiden TV Gayet vardı dergi. Evet. Ee, i̇şte neler var, hangi programlar. Ya sizi bekleyeceğiz yani Pazar 8'de bir içerik gelecek. Onu kesinlikle, bekleyeceğiz. kesinlikle. Şimdi biz buna yeni başladık. Yeniden kasım da bayağı bir oldu. Yani bir ay oldu. Ee, atıyorum mesela, atıyorum değil. Mesela çarşamba günleri e, öğrenci baskınlarımız var bizim. Onu görüyoruz. Cuma günleri ee, sevdiğimiz müzisyen arkadaşlarımızla beraber bir şarkı performansı, Topluları müzik gibi. performansı, aynı. <laughs> bir tane şarkı seçip pazar günleri de işte e, o hafta yaptığımız şakayı veriyoruz. Onun dışında mesela şimdi iki hafta sonra başlayacağımız, tam da 1 Nisan'da başlayacağız bu arada. Tarihini de vereyim. 1 Nisan'da. 1 Nisan'da başlayacağız. Buradan duyuruyoruz dinleyicilerimize 1 Nisan şaka gibi. şaka gibi. 1 Nisan'da başlayacağımız bir canlı yayın var. Ee, YouTube üzerinden 45 şarkılık canlı yayın yapacağız. E, ee, bu da çok e, hani heyecanlandırıyor bize. Bir tane konuğumuz olacak. Tamam. E, şu anda hatta dekorları yapıyor ee, ekipten bazı arkadaşlar. Bir arkadaş... olacak. Tabii tabii şu anda ekipteki arkadaşlarımız da şu anda dekorlarla uğraşıyorlar. E, ee, stüdyomuz olacak. 45 dakikalık bir tane konuğumuzun olduğu. Aslında aynı Hayret'in programındaki gibi o konuk üzerinden muhabbetler, sohbetler, o konunun videolarını izleyeceğiz. İşte şarkı, şarkı söylüyorsa kliplerini izleyeceğiz. Onun üzerinden muhabbetler yapacağız. Biz şaka videolarımızı vereceğiz. Bunu ilk ee, defa burada mı duyuruyoruz? Bunu ilk defa burada e, duyuruyoruz. Ya, Aynen. Oldu. <laughs> Peki şey adresi o zaman youtube.com/hayrettin. slash Aynen. Hayrettin kanalında. Canlı kanalı yayın linki olacak. Canlı yayın linki olacak. 1 Nisan'da başlıyoruz. 1 Nisan'da başlıyoruz. Canlı yayını kaçıranlar için de zaten onun kaydını alıyoruz ve oraya koyuyoruz 45 dakikalık. Bu Türkiye'de hiç yapılmayan bir şey yani. Evet, yapılmayan Bu sizin bir alanınızda şey. yani teknoloji bizim alanımızda yapılan şeyler var böyle canlı yayınlar. Evet, Ama herhalde şov anlamında ilk defa olacak. Ya evet heyecanlıyız ya ne bileyim hani Eyvallah televizyon çok güzel bir mecra. Sinema olsun, televizyon sinema olsun ama hani... Ee, radyo da var, unutmayalım. Radyo da var, <laughs> radyo. Bu arada radyo ben hani şu anda buradayım ve çok... E, açık bir şey konuşayım mı? Tam böyle bir şeyim. Aslında ben e, bir şeyler yapmak istiyordum e, komedi anlamında. Ve ben, arkadaşlarım da hep söylerler bana, ya sen hep onu istiyorsun diye. Benim ilk göz ağrım radyodur. Ben hep radyocu olmak istiyordum Buradan aslında. Buradan Kenan Bey'e, <laughs> yapımcımız Kenan Bey'e duyurulur. Hayrettin Bey'e bir program yapılır. <laughs> ben hep radyo programı yapmak istiyordum. Hatta o zamanlarda çok radyo dinliyordum. İşte o zaman e, radyo programı yapanları çok takip ediyordum. Benim ilk mecam radyoda onu da söyleyeyim yani. Bir şey ilettik. Bu, Güzel. sonra Yani yayın döneminde bir şey olabilir. <laughs> Cevap bekliyoruz diyoruz. Bu bu hani tekrar hani bu vizah ve şov anlayışı nasıl değiştirdi? Dedik ya şimdi hani biraz bahsettiniz aslında. Caps'ler var. Hı -hı. Acayip Twitter'da, Facebook'ta Caps'ler dolaşıyor. Ve hani e, çok gergin şeyleri bile yumuşatabilen şeyler evet. oluyor işte. E, siyasi figürlerle, devlet büyükleriyle, bir belediye başkanıyla, sokakta çok sert görünen biriyle dalga geçebilir. Ama güldüren... ...kepster oluyor ve kimse kızmıyor buna... Kimse yani, kızmıyor. ...bu kepsler, mimler, karikatür... ...hatta bir arkadaşım şöyle demiş... ...tekrar karikatürün yükselişini görüyoruz... Yani ...öyle Aha. bir döneme girdik... ...buna katılıyor musunuz? Katılıyorum, yani? karikatür hiç bitmez... ...aynı televizyon gibi bitmemeli zaten... Ee, ...bir ara karikatürle de uğraştım diyebilirim... Ee, ...ama... ...keps mesela karikatürün yerini aldı demeyelim de... ...o da bir mecra oldu... ...ve hakikaten insanı gülümseten mecra... ...yani evet. bana keps yapıldığı zaman... ...ben hakikaten gülüyorum... ...anlatabiliyor muyum? Çok hoşuma gidiyor... <laughs> Sizinle de çok için, alakalı kepsi var. Aynen ben ne de var işte ne bileyim televizyon kahramanları var. Şimdi Nuri Taş falan olsun. Onlarla ilgili bir sürü caps'ler var. Hatta on caps'leri artık televizyon reklamlarında falan görmeye başladık. E demek ki kepsin bayağı yükselişi var. <laughs> ee, ne bileyim e, kitap çıkartıyorlar bununla ilgili. Mesela geçen gün bana gönderdiler. Keps kitabı. Aynen Inci Caps bana gönderdi. Onlara çok teşekkür ediyorum buradan. Kitabı inceledim çok güzeldi. Ben e, Caps'in bayağı yükselişli olduğuna inanıyorum ve hakikaten de e, ne bileyim ya ben internete giriyorum bazen saat 8'e girmişim mesela saat 10.30 olmuş 10.30'a kadar Caps baktığımı hatırlıyorum ben ya. Oo. Zincir gibi oluyor yani. Bir de şey e, tek bir görselde yazı ve şeyde çok şey anlatabiliyorsunuz aslında. Aynen. belki Şeyi gördünüz mü artık videoları da yapıyorlar. Videoları da Caps, caps videoları yapmaya başladılar. Aynen, caps Arkada videoları. müzik oluyor vesaire. Bir de sizin çok güzel bir logonuz var. Evet. Ben onda hani hem YouTube hesabında şimdi açtı arka, evet. yönetmeniz Teşekkür onu da görürüz. görürüz. Ya bu bu logo ve ya isim işte, bir kurumsal markalı, olmak, <laughs> kurumsal olmak istiyoruz. <laughs> ve hani ne bileyim doğru da ilerlediğimizi düşünüyorum ben o bakımdan. O yüzden e, ...bir şey, ekip vardı mı burada çalışan? Tabii. Yani, Bizim 10 kişilik bir ekibimiz kişilik. var. Tabii yani aslında ...bana bugün YouTube etkinliğinde de söyledim. Ee, biz bu işe başlarken iki kişilik ve bir el kamerası vardı. Ee, hani şeye sordukları zaman diyorum YouTube'dan para kazanılıyor mu diye. Hı hı. YouTube iş yapmaya başladıktan sonra şu anda 10 kişilik bir prodüksiyon ekibimiz var tam zamanlı çalışan ee, ve bütün internet videoları çekebilecek ...kapasitede ekipmanımız var. Tabii orada teknik bir ekip de lazım ya arkada müthiş bir ekip olması lazım. Tabii tabii. tabi tabi. Bu şey yani sizin yaptığınız işlerde kurgu var. Ee, hep videolarınızda mesela o bip var ya meşhur evet. otobüs şeyi. Evet akbil. Yani müthiş müthiş. Onun her hikayesini biraz merak <laughs> ediyoruz. Çok merak <laughs> ediyorum. Onun hikayesi şöyle bir şey. Bir gün Hayret'in programında işte malzeme ben de e, yaratıcı ekibin içindeydim. Bir gün malzeme bakıyoruz. Sonra benim üniversite yıllarında yaptığım bir şaka aklıma geldi yani ama üniversite yıllarında derken kamera falan yok sadece arkadaşlarımı eğlendirmek için otobüse biniyordum bir şey Eruu falan yapıyordum <laughs> bayağı bizimkiler kopuyordu hatta yani hakikaten <laughs> ben de eğleniyordum. E sonra dedim ki ben bunu niye televizyona dökmeyeyim ki hani şey yapın şaka yapmayalım yaptık ve ondan sonra bir fenomen haline gelmiş herhalde hep bana evet. söylüyorlar bir Abi, şakası ah, falan ah, bayağı. Ah, bir ah, bir yani. <laughs> Aynen güzel <laughs> başta diye. şeyde çıkanlardan biri Aynen. bu. Yani orada peki kötü bir şey yaşandı mı hiç otobüs şoförlerine falan? Çok gerginlikler de görüyorum ama bir şekilde ee, onu kıvırıyorsunuz yani. Ya bir şekilde kıvırıyoruz. Ee, hep soruyorlar abi tanınıyor musun falan diye şaka yaparken falan. Bu otobüs ses tanıma başıma geldi. Yani ben yürü yapıyorum şoför şey dedi. Ya Rettin geç arkaya otur Allah seni <laughs> şey ben ya. Ha bu oldu mu? Bu oldu. Bunu göstermiyorsunuz ama videoda. Bu oldu. Galiba. Bunu, bunu evet göstermedik ya, bunu göstermedik. Yani evet. belki onları da bir delip toplayıp kamera kısmına koyabiliriz. Belki de evet, Güzel aynen. olabilir. Peki bu hani e, sosyal medya ve YouTube kanalını fark etmeniz, e, biraz hani sektörü konuşacak olursak, sizin işinizi Aha. yapan diğer şovmenler bu işleri yapanlar, televizyonda yıllardır yapanlar, sosyal medya iyi anladılar mı sizce? Hani. Ya belki şimdi belki onların. Eleştiriyor olabilir. O da olabilir ama belki onların e, şanssızlığı demeyeyim de ya da gittiği yol diyeyim gittiği yoldan bahsedeyim. Şimdi onlar mesela örnek verecek olursak yani bilmiyorum ama hani televizyonu veya sinema bir iş yapıyorlar. Oradan bir parçayı YouTube'a koyuyorlar. Evet. Bize tam tersi. Biz direkt YouTube'a içerik üretiyoruz. Yani e, onları öyle kullanıyor. Hani bizim dışımıza e, kul öyle kullanan pek fark edemedim açıkçası. Hani direkt YouTube'a ee, ...ne bileyim şu anda Türkiye'de var olan komedyenlerden... ...direkt YouTube'a iş yapanlarını ben yok, pek yok. görmedim açıkçası. Hayır, diğer sosyal medya mecalarını kullanan da az. 3-4 haftır Cem Yılmaz sosyal medyayı çok kullanmaya başladı. Evet Twitter'ı çok güzel kullanıyor. Evet, YouTube'u da çok güzel kullanıyor evet, baktığımız doğru. zaman. Yani <laughs> filmlerden parçaları onları falan bunları... ...yani onlar da baktığımız zaman bir emek sonuçta Onları da oraya koyuyor. Ee, ama hani... YouTube'a direkt e, içerik üreten hiç, yok. İçerik üreten yok tabii. O, o anlamda. Evet. evet. Bir de diğer mecraları da kullanıyorsunuz. Ben Twitter'da iyi kullandığınızı gördüm. Evet, Siz evet. Mi yönetiyorsunuz yoksa bir Bizim var. sosyal medya ekibimiz var. Tamam. Ee, ama yine Twitter'ı ben kullanıyorum. Twitter'ı ben kullanıyorum. Mesela size gelen sorulara cevap vermişsiniz. Yani orada bir evet. orada bir zaman harcandığı evet. çok şey Evet. Evet, yani. cevap veriyoruz. Hatta şimdi çok iyi hatırlattınız. YouTube'dan şöyle bir şey başlıyor. YouTube e, YouTube'dan mesela e, seyircilerle Facebook ve Twitter'dan soru sormak isteyenlerle öyle bir e, canlı yayın yapacağız. Nasıl yapacaksınız abi? Onu, o, bu, tam onu şu anda proje var. aşamasında ha, ya. Ha, ha. O o bir biraz daha bunu. Bir gösteriniz esnasında mı? Gösteri değil, ofiste. Tamam. Diyeceğiz ki saat 8 ile 9 arası canlı yayında sohbet edeceğiz tamam. diye. Belediyenin halk günü gibi. Ha onun gibi, <gülüyor> <gülüyor> aynen. Çaylar, kahveler, kafamıza öyle bir şey var <laughs> yani. Ama buna bu. daha var. Buna Çünkü biraz daha var. Sayınız, siz etkileşimiz ben ona ihtiyaç var yani. Hissediyorum. Evet var. Bir de abi bu projeleri konuşmuşken şimdi şey öğrendik. 1 Nisan'da, 1 Nisan'da canlı. bir canlı yayın gelecek. tarih de süper. Youtube.com slash Hayrettin adresinden evet. canlı yayın olacak. Evet. Ee, yakın zamanda böyle gösteriler hani buradan dinleyicilerimiz belki şey yapar, katılmak isterler. Tarihler var abi var şimdi şey var. Ee, bu arada biz bayağı üniversite gösterilerine gidiyoruz. Ee, ona ona da ekipçe gidiyorum. Yani bir sahne önü var bu işin. Ben sahnedeyim eyvallah ama e, bir de sahne arkası var. Bence orada da bir şov var. Aynen. E çünkü e, o da zor, zor bir iş baktığım zaman. Çünkü hani benim gösterilerim genellikle yine stand-up tarzı oluyor ama seyircilerde soru cevap da oluyor. E şey gösterileri yaparken soru cevap alırken e, hani artık televizyon programları var ya tele telefon bağlantısı. Evet, evet. Biz onun yerine mesela <laughs> soru cevap da alıyoruz ama e, perdeye Twitter e, yansıtıyoruz ve oradan da soru cevap alıyoruz. Bir Ekran haline getiriyorsunuz. Ekran haline, haline getiriyoruz aynen. Şey i̇şte, oraya o da sorduğu soruya da söylediği bir cümle büyük kahkahalar elde edebiliyor çünkü e, adam istiyor ki benim yazım cümle o da gözüksün. Evet, Belki tamam. bir aksiyon olur. Aynen. Ondan sonra e, ...yakında ya yakışı, ne var hani 23 in... ...yakında 24 25 ve 26 Mart'ta tamam. 24 Mart'ta Antalya var. 25'inde Ankara var. 26'sında 40 var. Hep üniversitelerde. Üniversite. Mi? Üniversite salonlarında. Üniversite salonlarında. Aynen. Hani duyurmuş olalım. Hem yeni açan dinleyicilerimiz için de evet. ünlü şovmen Hayrettin konuğumuz. ...sosyal medya ve konuşuyoruz. Güzel iki tane de haberi oldu. 1 Nisan'da YouTube'da... E, ...youtube.com slash hayrettin... domaininin üzerinden canlı yayın olacak. Kırıkkale'ye de 24... ilk defa gidiyoruz. İlk defa. Aynen heyecanlıyız, heyecanlıyım ben. Yani görmek istediğim bir yerde. Biz böyle bir harita yaptık kendimize. E, hani Türkiye'de hakikaten gitmediğimiz üniversite... ...az kalmış. Onları tamamlamak istiyoruz. Ben onu soracaktım. Siz Bayağı bu ettik. işe başlarken... Hı -hı. ...böyle bir şeyinizi hatırlıyorum. E, bila bedel bütün üniversiteleri gezdiğinizi... Evet. Biliyorum. Onun hikayesi nedir? Biz e, hani çok böyle şey yapamayan üniversitelere biz bir ara bayağı gittik. E, hani hiçbir şey ücret karşılığı Hayır, şey çok yapmadan. çok kıymetli bir şey o yüzden. Aynen, yani kıymetli üniversite bir şey. gençliğine hizmet ettiniz bir anda. Kesinlikle, o, kesinlikle. E, o çok güzel oldu. Yani çünkü ben hani Nice Burnu Kaftağında olan tırnak içinde Aynen. O öyle bir şey yani çok samimi bir iletişim. Çok samimi an. bir şekilde. Yani sadece işte e, bizim oraya girişimizi karşılamışlardı ama onun için ekstra hiçbir şey yapmamıştık. Ve biz ben hatırlıyorum ki yani böyle bir sene biz gittik. Bütün üniversitede dolaştınız mı tüm Türkiye'de? Aynen, aynen. 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 Böyle gittiğimizi hatırlıyorum. Çünkü üniversite bence çok kıymetli bir yer. Üniversiteler. Ee, onlar bizim hakikaten kalemiz diyebiliriz. Abi işte bu şey var ya sosyal medyada. Medya. Youtube'daki iletişimimizin nedeni o. Siz üniversite Tabii. gençliğinde bilinen bir birisiniz yani. Evet. biz seviye üniversite. Ve şey çok güzel. Mesela üniversitelere gidiyoruz. Ben orada da söylüyorum. Yani biz geldik buraya sahneye çıktık gittik işimiz bence bitmedi. Asıl işimiz sahneden sonra başlıyor deyip e, çıkışa herkesi tek tek fotoğraf çektiriyorum. E, atıyorum yani sahnedeki e, şu bitince bir buçuk diyorsunuz. saat bir buçuk saat sürüyorsa fotoğraf da en az bir buçuk saat sürüyor. Yani Sürer. toplam 3-4 saat orada zaman geçiriyoruz. <laughs> ama çünkü baktığınız zaman yani ben 40 kaleye gidiyorum. E, yani tamam eyvallah ama hani ben bir e, sohbet de istiyorum. Anlatabiliyor. O fotoğrafı çekilirken sohbet ediyor, soru soruyor. Bunlar dilsel temas hakikaten çok önemli. Evet, Aynen öyle. Bir daha o zaman. 24 Mart'ta Antalya, 25 Mart'ta Ankara, 26 Mart'ta Kırıkkale. Evet. Eğe gidiyorsunuz. Abi programda son ...bir dakikaya geldik. O ne Süper güzel muhabbet aktı ya. oldu. Vallahi çok güzel oldu, oldu ya. Aktı, aynen. Evet. Çok acayip samimisiniz. önce. teşekkür onu, ederim. Ya. Teşekkür ederiz yani. Kurguma da geldiniz. Son bir dakikada ne dersin abi? Son bir, bir dakikada ne şey? derim? Ee, buradan hani konumuz gereği söylüyorum. ...bu işi yapmak isteyen arkadaşlara sesleniyorum. Yani hani... E, ...internet... ...aman internet mi deyip geçmeyelim... ...tam tersine hatta... ...aa internet mi diyelim... ...çünkü hakikaten çok güzel... E, ...gelecek orada diyebilirim. E, YouTube'dan para kazanmamayı... ...kazanamamayı yani cüzi para kazanmayı... ...kafaya takmasınlar dediğim gibi YouTube'dan değil... ...daha çok YouTube'a yaptığınız zaman... ...dolaylı yoldan markaların... ...ya da başka şeylerin dikkatini çekiyorsunuz... ...oradan para kazanıyorsunuz. Ama en önemli şey... E, şu çok güzel oldu. Kafanızda ne varsa e, video çekin ve dökünü YouTube'a koyun ya da internete koyun. Bu çok güzel bir şey. Çok şeffaf, güzel bir mecra Aynen, yani. çok teşekkürler. Aynen. şey e, içeriklerinizi bize gönderin. Tamam. E, yeni projeleri biz buradan duyuralım. Ah süper olur. Biz teknoloji olur. ve internet programıyız. Hani bizi dinleyen kitle de öyle. Bu işleri evet. seven kitle mutlaka bize şey yapın. Hep gönderin, benden konuş biraz da senden konuşalım. Bir son bir dakika. bir dahaki, da bir dahaki konuşalım. programa tamam. Ee, programın sonuna geldik. Ee, bir dahaki hafta yeni bir konu ve konuklarla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Türk Saat Dijital Hayatı sundu.